ve Birleşik Balkan. Bugünkü yapmış olduğumuz uygulama bir katlı bir dairenin. Ya teşekkür ederiz. Ama bu projenin olması bayağı iyi oldu yani. En azından elimizde ve ileride mesleğimizin olacağı garanti gibi bir şey yani. İnşallah. Evde artık bütün şeyler aslında. Benim babamla burada çalışıyordu. Ben az çok onlardan bilgi alıyordum. Ve buraya gelmemiz çok iyi oldu yani. En azından hem Kardemir'i arkadaşlarımızla beraber ileri taşıyacağımıza ve de buraya katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Yani yapabileceğimize inandığımız için buraya geldik. Zaten küçüklükten beri merakımız vardı. Evet. Böyle bir şeyin olması gayet iyi oldu. Hem de bizim açımızdan da gayet iyi oldu. Çünkü günümüzün enerjisi elektrik üzerine dayanır. O yüzden yani bayağı iyi oldu bizim için de. Hedefleriniz nedir? Neler planlıyorsunuz? Hedeflerimiz burada mühendis olmayı düşünüyoruz ikimiz de. Mühendis olarak. İnşallah daha da yükselebiliriz. Daha da yükselmeyi de düşünüyoruz. Arkadaşlarımız zaten bizi görünce bayağı 27 tane erkeğin içindeyiz. Bizi görünce biraz şaşırdılar ilk geldiğimizde. Öyle evde de şey oluyor. Mesela bazen lamba falan patlıyor. Artık. Onları değiştirebiliyoruz genelde. Bizden bekliyorlar. Evet, bizden. Kardemir hedef ama Kardemir ötesi bir hedefimiz üniversitede. Mühendis olabiliriz. O hedefimiz öyle mi? Dur şey Yasin abi şuna da. Burada eğitim merkezinde verilen ödevleri burada el olarak yapıyoruz burada verilen ödevleri. Ya burada olmak çok güzel bir duygu. Burayı değerlendirmeye çalışıyoruz. İşçi olarak değil de daha büyük bir işçi olarak, mühendis olarak veya da baş mühendis olarak girmeye hedefliyoruz. Öncelikle şunu ifade edeyim ki Sayın Bakanımızın talimatıyla bizim Türkiye genelinde meslek eğitim merkezlerimizin sayısı ve kayıtları çoğaldı. İlimiz genelinde de 15 meslek lisemiz vardı. Bu meslek liselerimizde yaklaşık 250 civarında meslek eğitim merkezimizde öğrencimiz varken 4 Ocak itibariyle Bakanımızın talimatıyla bizler güzel bir çalışma yaptık. Meslek eğitim merkezlerine öğrenci kazandırma, kayıt yapma anlamında. 600 hedef koymuştu Sayın Bakanımız bizlere. İl olarak 625 sayısını 4 Ocak itibariyle gerçekleştirmiş olduk. Kardemir'de Kardemir Genel Müdürümüzle ikili meslek eğitimi programı uyguluyoruz. Burada 8. sınıftan mezun olan öğrencilerimiz yaklaşık 30 civarında öğrencimiz Kardemir'de uygulamaya başladılar. Haftanın 5 günü yani 1 gün teori 4 günde uygulama olmak şartıyla Kardemir'de öğrencilerimiz eğitim öğretim hayatlarına devam ediyorlar. İnşallah burada bulunan yavrularımız, meslek eğitim merkezine kayıtlı olan yavrularımız 4 yıl sonra meslek lisesi diploması alacaklar inşallah. Ve mezun olan öğrencilerimiz eğer üniversite hedefleri varsa, var gördüğüm kadarıyla yavrularımızda inşallah mühendis olarak yetişecekler ve Kardemir'de mühendis olarak hayatlara devam edecekler. Üniversite hayatına devam etmeyen öğrencilerimiz de burada inşallah Kardemir yetkililerle arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Onlar da bu yavrularımızın daha yolun başında olduğunu, çok iyi bir gelişme kaydettiklerini, istihdam noktasında da 4 yıl sonra çok iyi bir noktada olacaklarını ifade ediyorlar. Ben bu proje uygulamasında bize destek veren Kardemir Genel Müdürümüze, tüm yetkililerine, müdürlerimize teşekkür ediyorum. Biz ona ara eleman demiyoruz da aranan eleman diyoruz. İnşallah sektörlerin ben ara eleman bulamıyorum, aranan elemanı bulamıyorum mazeretini ortadan kaldıracağız. Yani Karabük'te de bu mazereti ortadan kaldıracağız.
sektörlerle bir araya geleceğiz. Bunların efendim planlamalarını ortaya koyacağız. Kardemir'de olduğu gibi. Yani bu tekstilde olabilir, hattanelerde olabilir, farklı sektörlerde olabilir. Mesleki eğitim merkezi kayıtlarımızla bu aranan eleman mazeretini inşallah ortadan kaldıracağız. Bu yasanın çıkması bizleri rahatlattı. Yani meslek eğitim merkezlerimize öğrenci kaydı ile ilgili rahatladık. Artı meslek liselerimize öğrenci kaydı ile ilgili hem nitelik hem niceliğin arttığını görüyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yani çıkan yasayla beraber meslek eğitim merkezlerinde olan öğrencilerimiz asgari ücretin %30'unu efendim alıyorlar. Meslek liselerimizin 12. sınıfta olan öğrencilerimiz de asgari ücretin %50'si kendilerine takdim ediliyor. Bu noktada da yani artık aranan eleman bulma noktasında bu da müthiş bir teşvik olmuş oldu Yasin Bey. Öğrenci gençler de aralarında çok büyük farklar oluştu. Öğrenci sanayi temel sektörlerinde de çok büyük farklar oluştu. Bizim de sanayide ihtiyacımız olan ara eleman eksikliğini bilineceğine sonuna kadar